5 Ekim, 11 Ekim kova burçları neler? Kovalarda aileden yaşanacak bazı gerginlikler ve aileyi silme haftamız. Yani kardeşimde hayır yok, abimde hayır yok, babamda hayır yok, anamda hayır yok, kocamda hayır yok. Ben ne yaptıysam herkes benim üstüme geldi ve ben şu an hıçkıra hıçkıra ağlamak istiyorum. Ve benim yaptığım iyiliklerin karşılığı bu olmamalıydı. Ben kime elimi dokunduysam sonrasında hep yara gördüm. Artık ben kendi başıma yaşamak istiyorum. Her şeyi atacağım dediğiniz bir nokta. Evet, haklısınız. Ama radikal olup canınızı yakmaktansa siz de onlar gibi sahtekar olup gülümsemeyi size daha mı iyi gelecek sanki? Onların gerçek yüzünü görmek istiyorsunuz ya, böyle kaçarak gerçek yüzünü göremezsiniz ve bu sefer kendi içinizde psikolojik ataklarınız tutabilir. Bence evet, aileniz ve çevrenizdeki insanlar size çok büyük haksızlıklar yaptı ama siz bence onların yaptığı haksızlığı yapmayın. Sahte gülün. Onların gerçek yüzünü yüzüne söyleyin ki içinizdeki vicdanınız da rahat etsin diyorum. İş konu, beklediğiniz iş konularınız var. Özellikle bulunduğunuz noktada hiçbir şey değişmeyecek. Ben nasıl olsa yerimi kontrol edeyim. Bana kimsenin gördüğü ya da bana kimsenin inandığı yok dediğiniz için şu an sadece ev iş formatındasınız ve uyku haliniz var. Bu da artık kimseyle uğraşmak istemiyorum dediğiniz noktayla alakalı bir durum. Ne yapacağız? Sen böyle bir gergin bir haftadasın. İsyan bir haftan var Kova Burcu. Yani evet, hak etmediğin davranışlarla karşı karşıya kaldın. Çok kırıldın ama bunları sen hak ettin. Çünkü sen hep destek verip hep konuştuğun için insanlar senin kaldırabileceğin yükü taşıdığını düşündü. İlk kez sen kaldıramayacağın bir sözün altında kaldın ve ezildin. Artık sen de insanları ezme vaktin geldi diyorum. Aile olarak da özellikle karı koca ya da ilişki hanemizle alakalı ters giden şeyleri yumuşatmaya, daha birbirimizi anlamaya ve bir bütün olmaya karar verdiğimiz bir hafta olacak. Bu da bize iyi gelecek demişim değerli kova burçları. Karadeniz ya da Akdeniz'de bazı mal konularıyla ilgili gündeme gelecek olaylar ya da Doğu Karadeniz'le alakalı ya da Doğu Akdeniz'le alakalı gelecek bazı mal konularınız sizi mutlu edecek gözüküyor. Anneanne ya da babaannenizden kaynaklanan miraslarınız var. Bunlarla ilgili çözülmesini istiyorsunuz ama sanki onların kendi köklerinde sıkıntılar var. Size gelene kadar ölme şey mi ölme? Yani sen hani teyzeni ya da amcanı geçeceksin, sonra ananı geçeceksin, sonra size gelecek. Evet, bu haklar gelecek ama çok uzun süre. Eğer buna umut edip bağlarsak maddi olarak çok büyük sıkıntıya düşersiniz. O yüzden şu anki para bütçenizi, düzeninizi bir kontrol edip ona göre yaşamanızı tavsiye ediyorum diye not almışım. Psikiyatrist ya da psikolog olan ya da NLP koçluğu yapabilir, yaşam koçluğu yapabilir, psikiyatrist ya da her neyse insanlarla el attığınız noktalarda büyük bir başarı ve bununla ilgili kitaplar yazmak isteyen kova burçları yapın, başarılı sağlayacaksınız. Ve hatta yüksek eğitimini yapmak isteyen ve bununla ilgili de yurt dışında eğitim almak isteyen kova burçları, evet bu doğru bir karar demişim. Para biriktirin, kumbara yapmanız lazım. Sizin parasızsınız ve kumbara altın ya da kumbara yapın. Çünkü siz paranın nereye gittiğini bilmiyorsunuz ve bu yüzden de her ay ben kredi kartlarımı, borçlarımı ödeyemiyorum. Bu paralar nereye gidiyor? Ben ne yaptım diye isyandasınız. Not alıyorum. Her hafta size soracağım. Kumbara yaptınız mı diyerekten ya da altın aldınız mı diyerekten. Bir de sizin unuttuğunuz bir borç size evinize haciz getirebilir. Özellikle anne ya da abiniz ya da babanızdan kaynaklanan bir borç sizin canınızı sıkacak. Hatta reddi miras yapılma gibi bir durum söz konusu olacak ama aslında yer kıymetli, paranız varsa ödeyin, reddi miras yapmayın derim. Çocuk isteyen kova burçlarına demişim ki aman ne acele ediyorsun, zaten maddi krizlerin var. Şu Covid'de de çocuk yapma sen bu ara, dur bir bekle, gerek yok demişim. Allah sana nasip edecek, korkma, ama vakti bu vakit değil. Belki düşük yapabilirsin, belki rahmin tutmayabilir ya da belki o an verimli olmayabilir ve gereksiz kafanı takabilir ve bu da seni üzüntüye sokabilir demişim. Yükselen ve ay burcunuzu dinleyin. Son zamanlarda yalnızlık size iyi gelecek. Kimseyle kavga etmeyin, yalnız kalın, şifalanın.